Canım sana güvenirim, benden tek isteğin budur. İnanırım sana güvenirim, benden tek isteğin budur. Ay Rabbe güvenmek ne kadar güzel bir şey. Değil mi arkadaşlar? Bu arada program başlamış. Hepiniz bugün de Saat 7 Türk Çocuğa hoş ama çok hoş geldiniz. İyi ki geldiniz arkadaşlarım. Az önce söylediğim ilahiyi biliyor musunuz? Ben bu ilahiyi çok seviyorum. Sizler de internetten bu ilahiye ulaşıp dinleyebilirsiniz. Bu ilahinin sözleri özellikle Tanrı'ya güvenmekle ilgili ve şöyle söylüyor. İnanırım, sana güvenirim, benden tek isteğin budur. Bunu Tanrı'ya söylüyoruz aslında. Çünkü gerçekten de Tanrı'nın bizden en büyük isteği bizim ona güvenmemiz, öyle değil mi? Her konuda, her durumda, sıkıntılarda, zorluklarda ve kutsal kitapta yazan, yani Tanrı'dan bize gelen mektupta yazan her şeye inanmak ve güvenmek. Daha önce aslında sizlerle birlikte Tanrı'ya güvenmek konusunu işlemiştik. Ama bugün sizlere sormak istiyorum. Sizler Tanrı'ya güveniyor musunuz? Peki Tanrı'ya güvendiğinizi nasıl anlıyorsunuz? Hangi durumlarda Tanrı'ya güveniyorsunuz? Size göre Tanrı'ya güvenmek ne demek? Ne anlama geliyor? Mesela genelde Tanrı'ya güvendiğiniz anlardan birkaçını bizlerle paylaşmanızı istiyoruz. Hangi anlarda Tanrı'ya güveniyorsunuz? Başınıza ne geldiğinde Tanrı'ya güveniyorsunuz? Etrafınızda Tanrı'ya güvenen insanlardan örnekler verebilirsiniz. Düşünebilirsiniz onlara göre Tanrı'ya güvenmek ne anlama geliyor? İşte arkadaşlar siz bütün bunları düşünün. Bizlere bunları WhatsApp numaramızdan ulaşın. Bizlere anlatın, paylaşın. Bizler sizin hayatınız hakkında, Tanrı'ya olan güveniniz hakkında yeni yeni şeyler öğrenelim. Çünkü birazdan sizlere vereceğim görev az önce bahsettiğim konuyla ilgiliydi. Ama o göreve gelmeden önce gelin hep birlikte Ege'yi izleyelim. Ondan sonra yine burada buluşalım. Oh! Meksika'da hapisten kaçmanın cezası yoktur. Bunun insan doğasından gelen bir şey olduğundan böyle yapılır. Tabii dayak yerler o ayrı. Düşünsenize kafaya bir cop. Uykum geldi. Bir salyangoz 3 yıl uyuyabilir. Hatta o kadar yavaşlarlar ki yürürken bile uyuyor olabilirler. Fark edemezsiniz. Ah, orada olduğunuzu yine görmedim. Dünyada en büyük popülasyona sahip canlı bal mantarıdır. Bal mantarı olmasına kanmayın, üstünde hiç bal yoktur. 890 hektar büyüklüğündeki alanda balık istifalde büyümektedir. Yani sıkışık sıkışık düşünsenize. Bu mantarları tek tek nasıl saymışlar aklım almıyor ki. Ve dama, ben kazandım. Sizce de biraz aptalca değil mi? Çin daması oyununu Almanlar, Japon yapıştırıcısını ise Amerikalılar icat etmiştir. İsimlerini de mi onlar buldu acaba? Sevgili Ege, sana çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten iyi ki varsın ve bize verdiğin bütün bilgilere güveniyoruz Ege. Şimdi arkadaşlar, hazır mısınız artık görevinizi öğrenmeye? Eğer hazırsanız hadi sizler de olduğunuz yerlerden bana eşlik edin. 3'ten geriye doğru sayalım ve birlikte görevimizi görelim. 3, 2, 1... Tanrı'ya güven. Bu ne kadar güzel bir şey. Ne kadar güzel bir görev ve tabii ki bu da bugünlük bir görev değil. Bütün ömrünüz boyunca uygulamanızı istediğim bir görev sizlerden. Arkadaşım, şimdi sana soruyorum. Zor zamanlarda Tanrı'ya güvenmek acaba nasıl bir şey? Ve zaten aslında önemli olan zor zamanlarda Tanrı'ya güvenebilmek. Tabii ki Tanrı'nın söylediği her şeye güvenmek ama bazen zor şeyler yaşadığımız zaman Tanrı'ya güvenmek zor olabiliyor. Çünkü o zorluğun içinde o kadar çok o zorluklara odaklanıyoruz ki sanki bizim yaşadığımız zorluklar Tanrı'dan daha büyükmüş gibi geliyor bize. Tanrı'nın gücünden daha büyükmüş gibi geliyor ama aslında bu doğru değil. Çünkü gerçekten bizler Tanrı'ya güvendiğimiz zaman güvenlikte oluyoruz. Sizlere bir ayet okumak istiyorum. Süleyman'ın Özdeyişler'in bölümünden. Şöyle söylüyor. İnsandan korkmak tuzaktır ama Rabbe güvenen
güvenlikte olur. Yani aslında burada üzerinde durmamız gereken şey, Rabbe güvenen güvenlikte olur. Yani şöyle gibi düşünün. Mesela bizler arabaya bindiğimiz zaman kemerlerimizi taktığımızda güvenlikte oluruz. Eğer kemerlerimizi takarsak güvenlikte oluruz. Ya da mesela bir trafik ışıklarının orada. Kırmızı yandığı zaman eğer kırmızı bize dur demek istiyor ya, durursak eğer güvenlikte oluruz. Çünkü o zaman tehlikelerden korunuruz. Burada da şöyle söylüyor. Rabbe güvenen güvenlikte olur. Yani kim eğer Rabbe güvenirse işte o kişi güvenlikte olur. Tanrı Rabbe güvenen insanları gerçekten çok iyi bir şekilde korur ve bizler de güvenlikte olduğumuzu hissederiz. İşte arkadaşlar bugünün ayeti buydu. Peki acaba zor zamanlar derken Nora abanız neyi kastediyor? Hangi durumlarda Tanrı'ya güvenmeliyiz? Mesela görsellerimizle birlikte üzüldüğün bir konu olduğunda, mesela bu konu nasıl çözülecek acaba? Kalbim çok kırık, kafam çok karışık. Acaba bu konu nasıl çözülecek diye düşündüğünüz zaman, zor bir zaman bu, Tanrı'ya güvenebilirsiniz. Tanrı'ya dua edebilirsiniz. Tanrı, bu konuyu sana veriyorum. Bu konu tamamen senin ellerinde olsun. Onu bir maket gibi değiştir. En iyisi neyse o hale getir diye dua etmek mesela. Ya da strese girdiğiniz bir konu varsa, ya da birine kızdığınız ya da kırıldığınız zamanlarda, sınav zamanı stresli olabilirsiniz böyle zamanlarda, okulda, ailenizle ilgili evde bir sorun yaşadığınızda veya çevrenizde sen veya biri hastalanmış olabilir. İşte böyle zamanlarda, bunlar zor zamanlar, bazen yaşadığımız şey, yaşadığımız duygu, korku, üzüntü, stres, öfke bize çok büyük geliyor. Ama şunu unutmayın ki Tanrı bütün bunları yenmemize yardımcı olabilecek kadar güçlü bir Tanrı. İşte arkadaşım zor zamanlarda sadece bu durumlar olmak zorunda değil, farklı durumlarda da Tanrı'ya güven. İşte senin görevin bu. Şimdi ne var sırada arkadaşım? Kumdaki hikayeler var ve ondan sonra Sen Olsan Ne Yapardın bölümümüzün sorusunun cevabını hep birlikte bulacağız. Baba ve iki oğlu vardı. Bir gün küçük oğul babasından çok garip bir istekte bulundu. Küçük oğul babasının mirasından kendi payına düşecek olan parayı almak istedi. Baba küçük oğlunun payına düşen parayı kendisine verdi. Küçük oğul payına düşen parayı almakla kalmayıp, birkaç gün sonra tüm eşyaları ile birlikte uzak bir kasabaya gidip orada yaşamak için yola çıktı. Ve orada alıştığı hayatı sürdürmeye devam etti. Sefaat içinde yaşayıp yanlış şeyler yaptı. Üstelik elindeki tüm parayı da harcayarak bitirdi. Parası bitince etrafındaki tüm dostları ondan uzaklaştı.
sonunda her şeye muhtaç duruma geldi. Yemeğe ve içmeye muhtaçtı artık. Bir adamın yanında domuz çobanlığı yapmaya başladı. Domuzların yediği keçi boynuzu ile karnını doyurmaya çalışıyor. Kimse ona hiçbir şey vermiyordu. Küçük oğul kendi kendine, babamın yanında çalışan işçiler her şeyi yiyip içiyor. Hatta birçok şey de artıyordu. Ben ise burada açlıktan ölüyorum diye düşündü. En iyisi tekrar babamın yanına dönüp ona, baba ben senin oğlun olmaya layık değilim. Ancak beni yanına işçi olarak al diyeceğim. Böyle düşündükten sonra küçük oğul babasının evine dönmek için yola çıktı. Eve yaklaştığı sırada hiç beklemediği bir şeyle karşılaştı. Babası uzakta kollarını açmış kendisini bekliyordu. Küçük oğlunun dönmesiyle çok mutlu olan baba, oğlunu kucaklamak için sabırsızlanıyordu. Küçük oğul babasına yaklaşınca, ''Baba ben hata yaptım, günah işledim. Senin oğlun olarak anılmayı hak etmiyorum.'' dedi. Baba işçilerini çağırıp şöyle dedi. ''Oğluma en güzel kıyafetleri verin, parmağına yüzüğü takın ve ayakkabıları giydirin. Ayrıca büyük bir ziyafet hazırlayın çünkü oğlum ölmüştü. Şimdi tekrar yaşama döndü, kaybolmuştu, bulundu.'' Bu bölümün de sonuna gelirken şu güzel ayetle veda edelim. Gökte tövbe eden tek bir günahkar için, tövbeyi gereksinmeyen 99 doğru kişi için duyulandan daha büyük bir sevinç duyulacaktır. Luka 15. bölüm 7. ayet. Arkadaşlarım, cevaplarınız bizlere ulaştı. Çoğu da çok düşünceli, doğru cevaplardı gerçekten. Ama biz şimdi buradan bu soruya hangisini yapmanız daha doğru olur onu konuşacağız. Çünkü sen olsan ne yapardın, ben olsam ne yapardım bunları konuştuk ama bunların sonunda hepimizin yapması gereken davranışı öğrenmemiz çok önemli. Ve başımıza böyle bir şey gelirse ki umarım gelmez, o zaman nasıl davranmamız gerektiğini bilebiliriz. Sorunuzu kısaca tekrar hatırlatıyorum. Diyelim sizler tek başınıza markete gittiniz, bir yere gittiniz, yolda yürürken okuldan bir arkadaşınızı, aslında arkadaş kadar yakın olmasanız bile okulunuzdan tanıdığınız birini, bir öğrenciyi gördünüz ve bir baktınız onun etrafındaki birkaç kişi sanki onu orada zorla tutmaya çalışıyorlar, gitmesine izin vermiyorlar ve onun rahatsız olduğu şeyler yapıyorlar ona. Böyle bir durumu gördün uzaktan ama onlar seni görmediler. Peki böyle bir durumda ne yaparsın? Böyle bir durum başına gelirse ne yaparsın? A. Hemen yanlarına koşar ve arkadaşıma yardım etmeye çalışırım. Yumruklarım çok iyidir. B. Hemen etraftan yardım isterim. Çünkü ben tek başına yanlarına gidersem bana da zarar verirler diye düşünürüm. C şıkkı ise çok korkarım ve hemen oradan uzaklaşırım. Bir daha da bu konuyu hiç hatırlamam. Sence bu 3 şıktan hangisini yapsam daha faydalı ve doğru olur? Eğer hazırsan cevabı söylüyorum. Cevabın B şıkkı. Yani hemen etraftan yardım isterim. Çünkü ben tek başına yanlarına gidersem bana da zarar verebilirler diye düşünürüm. Çok doğru. Böyle bir durumu görürsen tabii ki asla C şıkkındaki gibi arkadaşını orada tamamen bırakıp hiçbir şekilde yardım etmemek çok yanlış bir davranış. Ve onların tek başına yanına gidip kendi gücüne güvenip büyük insanların ya da sayısı senden fazla olan ve tehlikeli görünen insanların sana zarar vermeyeceklerini düşünerek, kendini bir kahraman gibi görüp, kendi gücüne, kendi yumruklarına güvenip oraya gitmen gerçekten doğru olmaz sevgili arkadaşım. Çünkü bunu yaptığın zaman sizi orada başka
gören biri yoksa sizin için yardım alabilecek senden başka hiç kimse yok ve muhtemelen senin gücün arkadaşını veya kendini o insanlardan korumaya yetmeyecektir. Çünkü onların yanında belki kesici ve delici aletler, sana zarar veren aletler olabilir veya onlar zaten belki de kalabalık oldukları için ve yaşça büyük oldukları için senden daha güçlü olabilirler. O yüzden böyle durumlarda yapman gereken en iyi şey kendi gücünle değil başkalarının gücünden de yardım almak. Hemen etraftan yardım isterim. Çünkü ben tek başına yanlarına gidersem bana da zarar verirler diye düşünürüm diye düşünerek hemen ya telefonu varsa anneni babanı arayarak ya da etrafta büyük birileri varsa bağırarak yardım alabilirsin. Bağırabilirsin. Yardım edin ama ıssız bir yerse tabii ki de o zaman ıssız bir yerdeysen daha fazla insanların olduğu bir yere koşup o yetişkin insanlardan mı? Senin yaşıtların değil yetişkin insanlardan yardım alıp onları oraya götürebilirsin. Ve dolayısıyla o zaman hem kendini hem de okuldan arkadaşını koruyabilirsin. Evet, bugün de cevabımızı aldık. Başımıza böyle bir şey gelirse ki umarım gelmez, dua ediyorum böyle şeylerin başımıza gelmemesi için. Böyle bir şey olursa yapabileceğin en faydalı şey bu. Hiç korkma, korkmadan sakince, sessizce bir şekilde hemen oraya bir yardım getir. O zaman gerçekten çok faydalı ve doğru bir şey yapmış olursun. Şimdi sen olsan ne yapardık bölümünde artık çözdük, öğrendik, bitirdik. Haydi bakalım şimdi gidelim o iki yakın arkadaşımızı ziyarete. Ondan sonra da Tanrı'nın sözünde burada buluşalım. Sos mu? Nasıl zi? Porokolo, uhi, odoya, kolimero, fitino, atino. Şimdi anladım. Paulus'un Yunanistan durağı sebebiyle Yunanca kelimeler sayıyorsun ha? Yunanistan durağı. Bir sonraki istasyon. Selanik. Pamfilya, Bitinya bölgesine aktarma yapacak öğrencilerimiz bu durakta inebilirler. Şakasını yaptığına göre iyice öğrenmişsin bu yolculukları Zi. Bir konu hakkında tatlıca espri yapabiliyorsan o konuyu iyi biliyorsun demektir. Grekçem nasıl ama? Yani bak bir şeyi tam doğru bilmiyor olabilirsin. Ben mümkün değil. Nedir o? Grekçe dedin. Aslında Grekçe Türkçemizde daha çok eski Yunanca'yı, antik Grekçe'yi tarif eden bir kavram. Yunanca ise az önce kelimelerini saydığım bir dil. Tamam, anladım. Hiç karışmaz artık birbirine. Olur mu? Bir üçüncü daha var. Hayda, debriyaj gibi ya. Olmaz, üçüncüyle kafam karışır. Yok yok yok, asla karışmaz kardeşim. Bir de Rumca var. Hı. Rumca da kökünü Yunan dilinden alan ve esasen Türkiye'de yaşayan Rum vatandaşların konuştuğu bir dil. Ben böyle konuşsam anlamazlar mı şimdi? Yani neredeyse benzer, yakın ya da aynı birçok kelime var. Elbette ki anlaşılır. Ama bu kelimelerle 2000 yıl önce Atina'da pek sevimli görünmezdin. Antik Yunanca ile antik Grekçe ile günümüz dili bir hayli farklı. Asıl konumuzdan önce güzel bir giriş oldu. O zaman Yunanistan'dan devam edelim. Peki. Nerede kameram? Evet. Elçi Paulus Yunanistan'da 3 ay kaldı. Amacı gemiyle buradan Suriye'ye geçmekti. Fakat tam bu sırada Yahudilerin kendisine bir tuzak kurduğunu öğrendi. Bu nedenle yolculuğuna Makedonya üzerinden devam etme kararı aldı. Remolam doydete ovde, izvinite, blagodoram, gospodin, priyotno. Hayda, şimdi de Makedonca kelimeler sıralıyorsun. Süper, sökmüşüm hemen değil mi? Sevgili kardeşim Zi, ezberden karışık kelimeler saçmış olmak o dili öğrenmek değildir. Bir dili öğrenmek güzel bir şey. Ama her değerli şeyde olduğu gibi yaşamını alman ve ona vaktini ayırıp bol bol çalışman gerekir. Oh doğru. Yoksa putperestler gibi pıtır pıtır tekrarlama, papağanlama olur değil mi? Tabii ki. Bir dakika. Ne yapıyorsun sen? Kimi arıyorsun? Telefon. Oh sevgili dostum Papagonos, ne haber? Ben de iyiyim. İyiyim. İyiyim dedim ya. Az önce pıtır pıtır tekrarlama deyip papağanlama diye bir terim uydurarak seni biraz rencide etmiş olabilirim. Özür dilemek istedim. Ya sanki arkandan konuşmak gibi oldu. Az önce diyorum. Ya tamam, aynı şeyi söyleme sürekli, anladım. Öf ya, sonra ararım seni, tamam. Zi, bittiyse devam edelim mi Zi?
Ödülüm mü? Evet. Neredeydi kameram? Evet. Tuzak sebebiyle Makedonya üzerinden gitmeye karar verilmişti. Elçi Paulus ve beraberindekiler Troas'a gitmek üzere önce Filipi'ye gittiler. Buradan gemiye binerek 5 günlük bir gemi yolculuğundan sonra Troas'a vardılar. Troas'ta bir hafta boyunca kaldılar. Ne beklediğimi biliyorsun. Evet, genç kardeşlerimiz bu yerleri şimdi çok daha iyi öğrenecekler. Makedonya, Avrupa'nın güney kısımlarında yer alan Balkanlar bölgesinin bir ülkesi. Yunanistan ile komşu. Başkenti Üsküp. Sınırları içerisinde çok meşhur Ohri Gölü bulunuyor. Peki ya Troas? Troas ise günümüzde Ezine'de bulunan antik bir kent. Tam ismi Alexandria Troas. Filipi ise Doğu Makedonya'nın Edonis adlı bölgesinde yer alan bir antik kenti. Günümüzde kurabiyesiyle çok meşhur olan Kavala'ya yakındır. Ege Denizi'nin kıyı bölgesinde yer alır. O zaman bilmece giriyor. He, bilmece? Evet. Filipi'yi geçtim, Kavala'ya vardım, kurabiyeleri yükledim. 5 gün boyunca gemide yedim. Ege'de yüzdüm. Bozcaada'yı geçtim, güneye indim, Troas'a geldim. Ben kimim? Bu sensin Zee. Oh, evet. Biraz basit bir bilmece oldu tabii. Sen devam et lütfen. Peki. Paulus, Troas'ta geceler boyunca uzun uzun konuşmalar yaptı. Silas, Luka ve diğer öğrenciler Paulus'un yönlendirmesiyle Assos'a gittiler. Paulus da karayoluyla ilerleyip onlarla buluştu. Hmm. Tekrar denize açılarak Midilli, Sakız Adası, Sisam'dan geçerek Miletos'a vardılar. Elçi Paulus, Efesos'ta bulunan öğrencilerine haber saldı ve onlara uzun bir veda konuşması yaptı. Hmm. Uzun konuşmasını Rab İsa Mesih'in bir sözüyle sonlandırdı. Vermek, almaktan daha üstün mutluluktur. Öğrencileri Paulus'a sarıldılar ve ona minnettarlıklarını bildirdiler. Paulus'un ayrılacağı gemiye kadar ona eşlik ettiler. Paulus'u bir daha görmeyeceklerdi. Zee. Çok duygulandım ben. Bu sebeple bu kadar çok yeri de iyice unuttum. Yer isimlerini tekrar sayar mısın? Peki, çok yer var aslında, haklısın. Sayıyorum. Assos, Midilli, Sakız Adası, Sisam ve Miletos. Güzel. Bu yerleri sonraki bölümde konuşalım, olur mu? Her bölüm ekran başında ağlamak istemiyorum. Ağlak koyun olmak istemiyorum. Ya rica ederim Zee, duygusal kardeşim benim. Ben yer isimlerini kameraya doğru tekrar sayayım da sonraki bölüme kadar kardeşlerimiz buraları araştırsınlar, olur mu? Olur olur, bir şey sorma bana artık. Görmüyor musun, çok duygusallaştım ama. Tamam. Evet, nerede kameram? Genç kardeşler, araştırmanız için yer isimlerini bir daha sayıyorum. Assos, Midilli, Sakız Adası, Sisam ve Miletos. Size iyi araştırmalar şimdiden. Görüşürüz. Bitti mi bölüm? Çıktık mı yayında? Bitti. Ay, ağlama. Tanrı'nın Sözü bölümünde yine birlikteyiz. Şimdi en son nerede kalmıştık? Yahya'da kalmıştık ve çalıştığımız bölümün adı Cennet Dünya'ya Geliyordu. Ve sanıyorum Yahya, İsa'nın, Mesih İsa'nın gelişini insanlara anlatmaya başlayacaktı. Ve aslında Yahya biraz garip bir adamdı, biliyoruz. Böyle çekirge yiyen ya da böyle yaban balığıyla çekirge yiyen, üstünde başında garip giysiler olan biraz böyle değişik bir adamdı. Belki de onu görsek onun yanına yaklaşmak istemeyebilirdik. Ama o yüreğiyle ve bütün hayatıyla kendini Tanrı'ya adamış bir adamdı diye düşünüyorum, benim düşüncem. Bu yüzden de geriye kalan hiçbir şeyi çok fazla önemsemiyordu. Ve Yahya'nın işte bu kadar zaman beklediği, heyecanla beklediği an gelmişti. Nerede kalmıştık, ne diyorduk? Yahya'nın biraz halka, topluluğa, diğer insanlara söylediklerini hatırlayalım, sonra devam edelim. Tanrı halkına önemli bir şey söylemek için Yahya'yı göndermişti. Tanrı'dan kaçmayı bırakın ve artık ona doğru koşun dedi Yahya. Kurtarılmaya ihtiyacınız var ama size iyi bir haberim var. Kurtarıcı geliyor. Yüreklerinizi hazırlayın. Evet, hazırlanın çünkü kralınız sizi geri almaya geliyor.
Büyük kalabalıklar Yahya'yı dinlediler. Günah işledikleri için üzgündüler ve artık Tanrı'dan kaçmak istemiyorlardı. Kurtarılmak istiyorlardı. Böylece Yahya onları vaftiz etti. Yani onları suya batırıp çıkardı. Bu onların Tanrı'yı izlemek istedikleri ve yeni bir hayata başlamak istediklerini gösteriyordu. Genelde bizler vaftiz olduğumuz zaman, tövbe ettiğimiz zaman, yani tövbe derken eski hayatımız için Tanrı'nın çok sevmediği, çok hoşlanmadığı şeyler yaptığımız hayatımız için Tanrı'dan özür dilemek, bir daha öyle bir yaşam sürmek istememek ve tekrar yeniden Tanrı'yı hayatımıza davet edip, yani Tanrı ile daha yakın olmayı isteyerek, Tanrı'ya sık 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 dua ederek, kutsal kitap okuyarak ve onun yapmamızı istemediği şeyleri yapmayarak bir hayat sürdüğümüz bir sürece başlamak için vaftiz olabiliyoruz bazen. Bu da böyle suyun içine girip çıkarak oluyor genelde. Bir gün Yahya her zamanki gibi Şeria Irmağı'nda insanları vaftiz ederken başını kaldırdığında bir adamın su kenarına doğru yürüdüğünü gördü. Tanrı sessizce Yahya'ya konuştu. İşte o. Yahya'nın kalbi hızla çarpmaya başladı. Tüm hayatı boyunca bu anı beklemişti. İsa suya girerken Yahya bakın dedi. Ama ancak fısıldayabildi. Bakın. Daha yüksek sesle konuşamadı. Aslında neredeyse hiç konuşamadı heyecandan. Bakın. Tanrı kuzusu. Tanrı'nın en iyi kuzusu. Bütün dünyanın günahlarını ortadan kaldıracak olan işte orada. Beni de vaftiz eder misin? Dedi İsa. Ben kimim ki seni vaftiz edeyim dedi Yahya. Tanrı böyle yapmamı istiyor diye cevap verdi İsa. Böylece Yahya İsa'ya itaat etti. Onun sözünü dinledi ve İsa'yı vaftiz etti. Birdenbire sanki birisi karanlık bir odadaki perdeleri açmış gibi bulutların arasından müthiş bir ışık parladı. Sanki cennetin kapıları açılmıştı. Sanki cennet dünyaya gelmiş gibiydi. Muhteşem bir ışık İsa'nın üzerine parladı ve İsa altın gibi ışıldadı. Saçındaki su damlaları elmas gibi göz kamaştırıyordu. Beyaz bir güvercin gelip İsa'nın üzerine kondu. Cennetten bir ses duyuldu. Herkesin duyabileceği yükseklikte net ve güçlüydü. Bu benim oğlum. Onu çok seviyorum. Ondan hoşnutum dedi Tanrı. Onu dinleyin. Cennet artık dünyaya gelmişti. Büyük kurtarış başlamıştı. Bakalım hikayenin devamında bizi neler bekliyor. Sonrasında neler oldu? Bunların hepsini birlikte öğreneceğiz. Ama bugünlük Nora ablanızdan bu kadar. Nora ablanız sizi çok ama çok çok seviyor. Hem de bütün kalbiyle seviyor. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.